Emekliler son dönemlerde seçim öncesinde, eksem haberlerini yakından ettiği belirtilerek asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamların ardından emekli maaşlarına da yeniden zam yapılması gündeme geldi. Bu konu TBMM'de de gündeme geldi. Emekli maaşlarına yeniden düzenleme yapılacağı iddia edildi. Peki ne kadar zam yapılacak? Henüz sızan bilgiler arasında zamın %54,54 ,54 şeklinde olacağı iddia edildi. En düşük emekli maaşı %30'luk zamın ardından 6.327 TL'ye çıktı ve bu oranda zam yapılırsa yeni maaşın 9.727 TL'ye kadar çıkabileceği de ifade edildi. Emekli maaşlarına gelen zamın miktarı belli olmuş hatta farklar hesaplara yatarken yeni yayılmaya başlanan haber emeklileri sevindirdiği belirtildi ve Şubat ayında yeni zam yapılmasının beklendiği paylaşıldı. Ancak bu konu hala bir iddia konumunda. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi aşırı derecede yoğunlaştı. Gelen habere göre emekli maaşlarının alım gücü ile kıyaslanması ile emeklilere yeniden zam için talepte bulunulduğu belirtilerek 2023 Şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere en düşük emekli maaşlarına en az %54,54 ,54 oranında zam yapılması için teklif sunulduğu da aktarıldı. Hatay Milletvekili Serkan Topal tarafından en düşük emekli maaşına zam yapılması için açıklama yapıldı ve talep iletildi. 5500 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşına %54,54 ,54 zam yapılırsa 3000 Türk Lirası zam yapılmış olacak. Bu doğrultuda en düşük emekli maaşı 8500 Türk lirası olacak ve aynı oran normal emekli maaşına da zam şeklinde yansıtılırsa emekli maaşları da 9727 TL'ye kadar çıkabilecek. Bu talep hakkında açıklama yapan Serkan Topal açıklamalarında şu ifadelere yer verdi. "Mutlaka her iki evde bir emekli arkadaşımız var. Hani dediniz ya en düşük emekli aylığı 5500 lira." Bakın, 5500 lirayla Hatay'dan Ankara'ya sadece git gel yapabiliyor bir kişi eşiyle beraber. Bırakın artık elektriğini, suyunu, doğal gazını, emekliler artık hiçbir şey ödeyemiyor arkadaşlar. Bu yüzden diyoruz ki, en düşük emekli aylığı en az asgari ücret olmalı. Bunları neden büyüttüm biliyor musunuz? AK Partili milletvekili arkadaşlarım bakın emekliler sizden haber bekliyor emekliler sizden destek bekliyor Bu yüzden her emekli aylığı en az asgari ücret olmalı artık geçinemiyorlar arkadaşlar ya bir kulak verin bir kulak verin 2023 yılı ilk çeyreğinde memur ve emekliye yapılan zam oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından %25 olarak belirlenmişti enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini dile getiren memur ve emekliler bu zam oranından pek memnun kalmayarak tepkiye adırmıştı. Sosyal medyada vatandaşlar tepki göstererek maaşlardaki zam oranının artırılmasını tablet etmişti. Tepkiler çığ gibi büyüyünce memur ve emekli maaşlarındaki zam %30'a çıkarılmıştı. Yapılan zam ile birlikte en düşük memur ve emekli maaşları şu şekilde. En düşük emekli maaşı 5500 Türk Lirası, ye memur maaşı ise 8848 Türk Lirası olarak açıklandı. Şimdi ise merak edilen konu sandığa gitmeden maaşlara eksam yapılıp yapılmayacağı konusu. Peki emekli maaşlarına eksam gelecek mi? Ankara kulislerinde seçim öncesi memur ve emekli maaşlarına %10-15 arasında eksam yapılabileceği yönünde kanaat bulunmaktadır. 14 Mayıs 2023 genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gelecek anket sonuçlarına göre emekli ve memurlara ek zam masaya gelecektir. En düşük emekli maaşı da 7500 Türk Lirası yükseltilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu memur ve emekli maaşlarının ardından oluşan fark tartışması başladı. Öyle ki, memur ve emekliye 2023 yılının ilk 6 ayı için yapılan %30'luk zam sonrası, en düşük emekli maaşı 5500 lirayı bulurken normal emekli maaşıyla aradaki fark azaldı. Böylece en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı ile normal enflasyon farkıyla yapılan zam oranı arasındaki farkı anımsatan vatandaşlar normal emekli maaşlarına da %57'lik zam yapılması talebinde bulundu. Söz konusu talebin kabul edilmesi durumunda ise emekli maaşlarının 6327 liradan 8000 liranın üzerine çıkması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından 4 Ocak 2023'te açıklanan 2022 yılı son enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon aralıkta TÜFE'de %1,18 artarken yıllık bazda %64,27 olarak gerçekleşti. Böylece son 6 aylık enflasyon ortalaması ise %15,40 oldu. Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen memur ve memur emeklilerinin maaş zammı Ocak ayı için %8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek ortaya çıkmış oldu. Bunun yanı sıra Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Memur ve memur emeklileri %7,84 enflasyon farkı ve %8 de toplu sözleşme zammıyla toplam %16,48 zam almaya hak kazandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri ise %15,40 zam aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilerin refah payı eklenerek önce %25, ardından %30 zam alacaklarını açıkladı. Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri 14,60 puan ek zam almış olacak. Ardından mecliste de onaylanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı 5500 lirayı bulurken normal emekli maaşına yapılan zam %30 bulurken en düşük emekli maaşına yapılan zam ise %56'ya ulaştı. Ocak ayında memur ve emeklilere %30 oranında zam yapılmıştı bundan önce asgari ücrete yapılan %55 oranındaki zam sonrasında beklenti yüksekti lakin daha sonra açıklanan oran %30 beklentileri karşılamaktan uzak kaldı. Alım gücünün düştüğü, yüksek enflasyon ortamına girdiğimiz bu zamanda, memurlar ve emekliler sosyal mecrada seslerini duyurmaya çalışıyor, bürokratlarla görüşmeler ayarlayarak ek bir zammın verilmesi için talepte bulunuyorlar. %16.48 oranında açıklanan enflasyon farkı oranı üstüne yaklaşık %9 zam koyarak %25 olarak açıklanan maaş zammı ertesi günü %30 olarak revize edilmişti. Alınan %30 zamla birlikte en düşük memur maaşı 11848 TL'ye yükseltildi revize edilen zammı da düşük bulan memurlar, emekliler ve sendikalar daha zamlarını alamadan market ve diğer ihtiyaç alanlarında gelen zamlarla birlikte ekzam için zemin aramaya koyuldular. Seçimlerin 14 Mayıs'ta olması ve bozulan ekonomi dolayısıyla oylarında düşüş yaşama korkusu bulunan iktidar partisi yükselen bu sese karşılık verme ihtiyacı hissettiğini ve %15 gibi bir ekzam oranının konuşulduğu iddia edildi. Sosyal medyada Ankara Kuşu olarak bilinen genelde aldığı bilgiler doğrultusunda tahminler yapan hesap, seçim öncesi Nisan ayında ek bir zamın yapılacağını belirtmişti. Bununla birlikte iddialar giderek yayılmaya başlandı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre bu zamla birlikte memurların ve emeklilerin de gönlünü almak isteyen iktidar partisinin toplamda %45 zamla birlikte seçime giderken elindeki kozları güçlendirmeyi amaçladığı iddia edilmektedir. Memur maaşların ek -zam gelecek iddiası son zamanlarda Ankara kulisleri ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan. Memurlara Ocak ayında %30 zam yapılmıştı. Ocak zammının ardından en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.848 liraya yükseldi. Şimdilerde ise kulislerde herkesin dilinde olan ek -zam en çok merak edilen konulardan birisi memurlara Ocak ayında yapılan %30'luk zamdan sonra AK Parti'nin sandık öncesi yeni bir zam için çalışma başlattığı konuşulmaya başladı. Ek zam oranı için %15'lik bir artışın masada olduğu belirtilirken, böylelikle memur ve emekli zamının %45'e çıkarılması amaçlanıyor. Söz konusu ek zam için ise tarih belli değil. Böyle bir zam olup olmayacağı, %30'a düzeltme gelip gelmeyeceği ve %10, 15'ten bahsedildiği şeklinde AK Parti kurmaylarına yöneltilen soruya, bizi izlemeye devam edin, şeklinde bir cevap verildiği belirtildi. Ancak eksam konusunda olumlu ya da olumsuz net bir cümle ifade edilmiyor. Önümüzdeki günlerde eksam ile ilgili daha net bilgilere ulaşabileceğimizde gelen cevaplar arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı memur emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamında emekli, mağlul, vazife mağlulu, dul veya yetim aylığı alanların 2023 yılı Ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemelerinin ödenmesi ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı açıklamada şu ifadeler yer aldı. 5510 sayılı kanunun 4.1. C. Emekli sandığı, bendi kapsamında emekli, mağlul, vazife mağlulu, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları. Aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. Aylıklarını her ay alanlara, Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan. Grupta Kasım-caralık Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında. Grupta Aralık-Ocak Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında. Grupta Ocak, Şubat, Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 milyar TL'dir. 5510 sayılı kanunun 4.1 A Sosyal Sigortalar Kurumu ve 4.1 B Bağkur bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır. Enflasyon verisi 3 Ocak'ta açıklandığından zamlı maaşlar yetişmemişti. Normalde enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle memur ile memur emeklisi %16.48 zam alacaktı. Ancak refah payı ile bu zam %30'a çıkarılmıştı. Memur emeklisi ayrıca 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere 15 günlük ek gösterge zammı da alacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkan emeklinin maaşında 3000 lirayı aşan yükselişler olacak. Bu kapsamda toplam 2.384.079 kişiye ek gösterge dahil 7.8 milyar lira fark ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurmuştu. Hesaplara geçecek hem %30'luk zam farkını, hem de 15 günlük ek gösterge farkını bazı unvan, derece ve kademe ile çalışma yılına göre tek tek hesapladık. Tablodaki eski yeni maaş farkı ile yarın yatacak fark sizi yanıltmasın. Fark hesabında 15 günlük ek gösterge farkı var. Yeni maaşlar 1 Şubat itibarıyla tam olarak hesaplara yansıyacak. Yani 30 günlük ek gösterge farkı 1 5 Şubat'ta net olarak görülecektir. Memur ve emekli maaşlarına bu yılın ilk 6 ayı için yapılacak zamlar 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanan Aralık 2022 enflasyonunun ardından açıklandı. Enflasyon farkıyla birlikte bu oran %16,48 olarak hesaplandı. Yeni Şafak'tan İbrahim Acar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13,52 puanlık refah payı müjdesiyle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına bu yılın ilk 6 ayı için %30 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Erdoğan, Ocak-Haziran 2023 dönemi için memur ve emekli maaşlarına %30 zam yapılacağı müjdesini 4 Ocak günü duyurdu ancak %13-52'lik refah payı artışının maaşlara yansıtılması için yasal düzenleme yapılması gerekiyordu. Bunun için, Ocak dönemi maaşlarına yetişmesi için kanun teklifi hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Komisyon ve genel kurul görüşmelerinin ardından memur ve emekli maaşlarına %30 zam yapılması öngörülen düzenleme meclisten geçti ve 13 Ocak 2023 tarihli resmi gazetede yayınlandı geçtiğimiz hafta Cuma günü resmileşen düzenleme ile 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 3. maddesine eklenen geçici bir madde ile %30'luk zammın yasal dayanağı oluşturuldu. Kanunun 8. maddesinde ise, bu kanunun A 2. ve 3. maddeleri 2023 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer şeklinde ifadeyle %30'luk artışın bu Ocak ayı maaşlarına yansıtılacağı hükme bağlandı. Memur maaşları her ayın 15'inde saat 00.00'da 00, hesaplara yatar. İlgili düzenleme 13 Ocak cuma günü resmileşti. Ardından hafta sonu, cumartesi ve pazar, tatili girince düzenlemeyle kanunlaşan %13-52'lik refah payının bordrolara yansıtılması işi yetişmedi. Ocak ayı maaşları %16,48 zam ile hesaplanarak kaynak ilgili bankalara gönderildi. Kamu kurumları bankalarla yaptıkları protokol gereği maaşları en az 2 gün önceden ilgili bankaya gönderiyor. Ocak ayı memur ve emekli maaşları gecikme yaşanmaması için 15 Ocak günü %16, 48'lik enflasyon farkından gelen zam yansıtılarak ödendi. Yasal düzenleme olmaksızın refah payının bordrolara yansıtılmayacağı gerçeğini görmezden gelen bazı çevreler, %30'luk maaş zamından vazgeçildiği iddiasında bulundu. Bordro düzenleme işlemlerine yetiştirilemeyen %13-52'lik refah payı artışı ise, bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumundan edindiğimiz bilgiye göre, bordro birimlerinin refah payı ödeme işlemlerini bu ay sonuna kadar yetiştirmek için çalışıyor. %13, 52'lik artış, emekli olmayı bekleyen milyonlarca EYT'li için de geçerli olacak emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak edenler, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesi üzerinden verilen https uygsgkgovtr adresinden ulaşılan sayfada gerekli bilgileri girerek meramını giderebiliyor. Yeni zamla birlikte güncellenmek üzere yılbaşından önce geçici olarak devre dışı bırakılan bu ekran, önceki gün tekrar hizmet vermeye başladı daha önce gördükleri rakamın üzerine %16, 48'lik zam yapıldığı gören etkililer ve diğer emekli adayları, aylıklara yansıtılacak refah payı ödemesinin kendileri için de geçerli olup olmadığını merak etmeye başladı. Konuyu sorduğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, %13, 52'lik refah payı zammının emekli ve memur maaşlarının yanı sıra EYT düzenlemesi bekleyenlerin maaşlarına da güncellemeyle birlikte yansıyacağını ifade etti. Enflasyon verileri, refah payı ve gerçekleşen ek zam ile birlikte, emekli ve memur maaşına %30 zam yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından memur maaş zammı açıklaması geldi. Açıklamada, Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam meclis genel kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte %13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız denildi. Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının %16.48'lik kısmını alacaklar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi. AK Parti grubunda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş, memur ve emeklilerin %30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağı ile ilgili birkaç gün gecikmeyle olur, ifadelerini kullandı. Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının %16.48'lik kısmını alacaklar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise, daha sonra hesaplarına yatırılacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi. AK Parti grubunda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş memur ve emeklilerin %30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağı ile ilgili, birkaç gün gecikmeyle olur, ifadelerini kullandı. Emekli aylıkları emekli sandığında her ayın 1 ila 5'inde, SSK'lılarda 17'si ila 26'sında, Bağ ise her ayın 25'i ila 28'inde ödeniyor. %30 zammın Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar Şubat ayında ödenecek. Memur ve emekli aylıkları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli ve memur zammının Ocak 2023 döneminde %30'a yükseltildiğini açıkladı. Memur ve emekliye yapılan zam resmi gazetede yayımlandı. Böylece Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi %14,6 memur ve memur emeklisi ise %13,52 ek zam almış oldu. 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin maaşı bu ay %30 artarken bir artışta ek göstergeyle gelecek. Memur ve emeklileri Ocak ayında %30 zam alacak en düşük emekli aylığı 3500 liradan 5500 liraya çıkarıldı, düzenleme ile işverenlere asgari ücret desteği de artırıldı, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak, teklife göre, asgari ücret desteğinden 1 bin işveren faydalanacak. 2022'de emekli olan memurlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak ilave ikramiye tutarı, katsayı ve hizmet yılına göre değişecek. 2022'de emekli olan kamu görevlilerine ortalama 93 bin lira ikramiye farkı ödeneceği bildirildi. İkramiye farkı bir kereye mahsus olarak yatırılacak. İlave ikramiye hakkı, 2023 yılının ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına Temmuz 2023'te yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak ek gösterge düzenlemesi ile birinci dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırılırken, öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Kamu çalışanlarına maaşları ek gösterge üzerinden ödenecek. Memur emeklileri de Şubat ayından itibaren ek gösterge üzerinden aylık alacak ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın aylığına 2115 lira, 30 yıl hizmeti olana da 2 lira 240 lira ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e yükselip 25 yıl hizmeti olanlar, 2463 lira, 30 yıl hizmeti olanlar da 2 lira 587 daha fazla zam alacak mi memur ve emekliye yüzde 30 zam ve en düşük emekli aylığının 5.500 TL'ye yükselten yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.